ev sahibimizi sahneye davet etmek istiyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ve festivalimizin başkanı Sayın Menderes Türel. Çok değerli sanatçılar, kıymetli sanatseverler, bu akşam hepinizin bildiği gibi artık ödül akşamı, takdir akşamı, tebrik akşamı, teşekkür akşamı. Burada bugün kazanan ve kaybeden yok. Bugün burada bu akşam, bu hafta Türk sineması, sanat ve sanatçı kazanmıştır. Okuduğum birçok yorum, jürilerin işinin zor olduğunu yazıyordu. Gerçekten bu yıl Altın Portakal'da birbirinden değerli eserler arasında bu yorumlarda seçimin zor olacağı yazıyordu. Sinemamızın geldiği bu noktadan 51. Altın Portakal'ın dar zamanda ve çeşitli zorluklara rağmen bu düzeyde bir yarışmaya sahne olmasından gurur duyuyor. Bütün yapımcıları, yönetmenlerimizi, oyuncularımızı ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz bir hafta Antalya'nın sinemaya doyduğu, sinemayı ve sanatı yaşadığı bir hafta oldu. Şahsım ve Antalyalılar adına siz değerli sanatçılarımıza, sinemacılarımıza, bütün bu organizasyonda emeği geçen dostlarıma, jüri üyelerine, bütün sinema severlere gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Altın Portakal ile birlikte Antalya'yı birkaç yıl içerisinde aynı zamanda dünya sinema endüstrisinin de üretim merkezlerinden birisi yapacağız. Bu iddiayı açık bir şekilde ortaya koyuyoruz. Antalya tam anlamı ile bir sinema şehri olacak. Allah'ın bahşettiği güneşin parlaklığıyla, açısıyla Antalya'nın doğal film stüdyosu özelliğini, tarihi mekanlarıyla, doğa zenginliğiyle, yeni film stüdyolarıyla artık dünya tanıyacaktır. Festival sarayımızla, film platolarımızla, film laboratuvarlarımızla, kostüm bankalarımızla, maddi ve manevi desteklerimizle, yapımcıları ve yönetmenleri sadece festival için değil, film yapmak için, film çekmek için de Antalya'ya davet edeceğiz. Sevgili sinemacılar, artık Antalya'da benden size tavsiye, bir ev alın. Çünkü bir ayağınız inşallah burada olacaktır, burada olmalıdır. Sevgili dostlarım, sizler bizim bu kısa sürede Altın Portakal'ı canlandırmak, güçlendirmek ve sinemamızın 100. yılında bir bayram haline getirmek için gösterdiğimiz gayretin şahitlerisiniz. Sizler bizim çağdaş demokrasiye, özgürlük ve kardeşliğe bağlılığımızın, sanatta tam özgürlük anlayışımızın da şahitlerisiniz. Sürçülisan yaptıysak affola. Ev sahipliğinde bir hatamız olduysa o da affola. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığımıza da şahitsiniz. Türk milletinin en güzel hasletlerinden olan misafirperverliğin en güzel örneklerini sergilemeye çalışırken sizler de festivalimize, Antalya'mıza misafir olmanın güzelliklerini bize yaşattınız. Bundan sonra da yaşatacağınıza inanıyorum. Maalesef Türkiye'de artan hoşgörüsüzlük ve peşin hükümler bazen olmayacak bir yerde bile iletişim sorunlarına sebep olabiliyor. Diyalogla çözülebilecek küçük bir mesele bile çözümsüz büyük bir soruna dönüşebiliyor. Mahallelerimizi maalesef birbirimize kapatıyoruz. Birbirimize el değil, dil uzatıyoruz. Oysa ki olması gereken sinemanın eleştiri dili sevgiye, barışa, özgürlüğe,
hoşgörüye açılan gönül kapısı olmalıdır. Sevgili sanatçı dostlarım, ben her zaman belediyeciliğin bütün vatandaşlarımıza hiçbir ayrım yapmadan hizmet vermeyi olduğunu ve siyasetin ikinci planda kaldığını ifade ederim. Türkiye'de siyaset ve medya dilini neredeyse 40 yıldan beri keskin bir adeta kılıca dönüştürdü. Bir İngiliz sözü der ki, dil kullanıldıkça keskinleşen tek araçtır. Gerçekten de günümüzde kılıcın ve tüfeğin yerini dil almıştır. Ama maalesef salonlarda kılıç gibi kullanılan dil, mermi gibi kullanılan sözler sokakta gerçek mermiye, gerçek bıçağa dönüşmektedir. Salonlardaki öfke dili sokakta kan dökülmesine maalesef sebep olmaktadır. Siyaset tabii ki bu noktaya kendiliğinden gelmedi. Demokrasimizin zayıflığından dolayı, sürekli darbelerden dolayı bu hale geldi ve getirildi. Fakat bugün sevgili diline, kardeşlik diline, yani sanatın diline ihtiyacımız var. Sanat dünyası sevgi kalelerinden birisidir. Eğer sanat keskin bir dille konuşursa bu sevgi kalesi de düşer. Siyaset muhakkak ki her insan gibi sanatçının da hakkıdır. Ama sanatın dili öfke dili olmamalıdır. Sinemada film mesaj vermeli. Filmin içine yüklenmiş ideolojiler öfke dili değil. 1970'lerde bazı şehirlerimizde Pir Sultan filmiyle çıkarılan olayları unutmayalım. Bölünmeye, ayrışmaya, ötekileştirmeye, sevgisizliğe geçit vermeyelim. Ben her zaman, her yerde Kur'an-ı Kerim'in, sevgili peygamberimizin, Hazreti Ali'mizin, Hacı Bektaş Veli, Pir Sultan Abdal, Ahmet Yesevi, Ahmedi Hani, Mehmet Akif, Necip Fazıl, Nazım Hikmetlerin, Sezai Karakoçların ve elbette Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bayrağımızın bizi ancak birleştireceğini söylüyorum. Bunun aksini düşünenler ve söyleyenler bilmeyenlerdir. Bunu gösterecek olan, bizi bir ve beraber tutacak olan da sizlersiniz. Bu çağrıyla konuşmama son veriyor, tekrar sonsuz teşekkürlerimi sunuyor. Sinemamızın, Türkiye'mizin her zaman özgürlük, kardeşlik, sevgi dolu günler yaşamasını diliyorum. Saygılarımla. Sayın Başkan. Sayın Başkanımızı bu güzel konuşmasından sonra biraz daha yoracağız. Çünkü bir çok özel bir konuğumuz var bugün. Sayın Başkan'a baktığım zaman da aynaya bakıyor gibi hissediyorum biraz kendimi ama. Sayın Başkan, şu anda 18 ve 19 yaşındayken Avrupa Orta Siklet Karate şampiyonu bir sporcu, Kickboxer, Universal Soldier gibi pek çok aksiyon filminin unutulmaz yıldız oyuncusu, yapımcı, yönetmen, hatta senaryo yazarlığı da olan çok özel bir konuğumuz var. Hem kendisine bugün happy birthday to you, doğum günün kutlu olsun da diyebiliriz çünkü bugün doğum günü. Mesela Jean-Claude Van Damme. Bonsoir monsieur, madame. Bonsoir monsieur, comment allez-vous? Très bien, merci. On est vraiment heureux de vous recevoir. Kendilerini burada ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Sayın Başkanımız da herhalde katılacaklardır. C'est la première fois que vous êtes à Antalya. Antalya première. S'il vous plaît, vous pourrez passer. Yes, Sayın Başkanım buyurun. Like I said, it's the first time I'm in Antalya. İlk defa Antalya'dayım. And I've been to Istanbul before. Daha önce İstanbul'da olmuştum. I made a movie called Sinaf. Evet, daha önce bir film yapmıştım.
sınav. That's right. And I was invited by the mayor. Sayın Başkanlı da. Mr. Telman Ismailov, who did great for the for Antalya. Harika, çok güzel, çok mutluyum. So I'm with my friends and with my Turkish friends. I want to say thank you because without you, I will not be what I am today. So I thank you for this. This is my birthday to you. Thank you so much. Türk dostlarımla birlikte burada olmaktan çok mutluyum. Eğer sizler olmasaydınız ben olduğum kişi olmazdım. Size çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, ödülü takdim edeceksiniz herhalde. Özel bir ödül takdim ediyor sevgili başkanımız Sayın Jean-Claude Van Damme. It's a great honor for me to present you this award. I really thank you and happy birthday. Bu ödülü size takdim etmek benim için büyük bir onur. Ve doğum gününüz kutlu olsun. Happy birthday, happy birthday Monsieur Jean-Claude Van Damme. Alkışlarımızla kendisini uğurluyoruz lütfen.